Bir salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, kan gölüne döndük, öldük bittik. Bu piyasalar artık güven vermiyor maalesef. Kurumsallar ortada yok. Piyasaların ellerine kaldık. Ne olacak? Halımız mı diyeceğiz? Yani evet, bu söylemler şimdi çoğalacak. Tabii yine çok sert düşüş bekleyenler var. Hocam %20 büyük bir düşüş mü? Ya biz geçen boğada bir günde yine burada alıştıralım. Bir günde zınk diye %30, %40 düşüşleri gördük. O yüzden yani eskiler diyecekler, tek kelime fazla acıtmadı diyecek. Yenilere geçmiş olsun. Büyük Boss'ta stop oldular. Büyük Boss'ta piyasaya küstüler. Eski seviye gelsin. Bir daha parayı kurtaran, bir daha arkaya bakarsam ne haberdim diyecek olanlar var. Neyse ne. Bizim yolumuz o değil. Şimdi dolar endeksi yükselişte mi? Yükselişte, sadece kriptolarda düşmedi. Altında da geri çekimi var. Nasdaq'ta da var. S&P'de de var falan. Hepsinde var yani kısacası. Böyle bir düşüş bekliyor muyduk? Böyle bir düzeltme bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Hem Telegram grubunda hem YouTube'da dedik ki Mart ayına dikkat edin. Burada silkelemelerin artık başlaması lazım. Nereye kadar düşer? Düşeceği kadar düştü mü? Bir ayak daha gelebilir mi? Cuma günü söyledik. Bakın düşüş devam edecek. Canlı yayında da Telegram grubuna da yazdık. Çok fazla erken hareket etmeyin. Peki sattınız mı? Düşüşü beklediğiniz halde. Hayır arkadaşım, herhangi bir işlem yapmadım. Nereden döneceğini, nereden tam böyle düşüş yapacağını bilemeyiz. Özellikle boğa döneminde. Ay döneminde tamam, formasyonlar aşağı yukarı işliyor da boğa döneminde biraz zor. Evet, altcoinler. 2 ayda verdiğini 2 günde aldı diyenler var. Bazıların canı yanmış olabilir. Evet, para kaybetmek gerçekten yani iyi bir olay değil ama maalesef bizim piyasalarında böyle bir yönü var. Yani bir anda verdiğini alır, bir anda da aldığının 3-4 katını, 5 katını verir. O günler uzak mı? Hocam sinyaller devam ediyor demiştiniz. Devam ediyor, merak etmeyin. Satan varsa satsın arkadaşım. Alırız. Evet. Bugünden itibaren ufak bir alım yapabilir miyim? Yapabiliriz. Özellikle altcoin'ler. Altcoin'ler daha hareket etmedi. Evet, bazıları tamam güzel yükseldi ama altcoin'lerin %90'ı ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi yapmayı ne zaman bırakacak? Bıraktı aslında. Merak etme. Hocam bu düşüş neyin nesi? Ya yapacak, düzeltmesini yapacak. Bitcoin bakın 65 binden 15 bine düşerken bir anda gözümüzü açtığımızda 15 bin gelmedi. Zigzag çizerek. Evet, de düzeltmesini yapsın ya. Bitcoin. Evet, hiçbirimiz Bitcoin'de değiliz hocam. Elimizde Bitcoin yok. Altcoin'lere bak. Altcoin. Hepsine bakacağız. Dolar endeksiyle şöyle bir başlayalım. O yüzden morallerinizi bozmayın. Bu düşüşler hikaye. Yükseliş kapıda mı? Elbet yükseleceğiz artık. Şimdi aşağı yukarı dolar endeksinden artık bir düşüş bekliyorum. Buralardan bakalım. Tabii küresel riskler de var. Yani sadece finans sektöründe değil, siyasal anlamda, savaş anlamda. Ve özellikle yine yaz geliyor. Tahıl ürünlerinin, özellikle Rusya-Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin hala diğer ülkelere gitmemesi, işte rafinelerin vurulması, doğal olarak doğal gazı, petrolü yukarı çekiyor. Bu da doğal olarak enflasyonu yukarı çekiyor. Yani o yüzden dolar endeksi yükseldi ama çok fazla da artık buradan gidecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Buralardan bir red. Evet, 103.6 bandının üzerindeyiz. Hocam burayı kırdık mı? İğneleme yapmış olabilir. Buradan bir düşüş mü gelirse hem Bitcoin hem altın hem diğer istihbaratlar güzel bir şekilde hareket edecekti. Evet, altın o kadar çok sert geri çekilmedi. Bakın bu iki renç arasında girip geleceğini söylemiş. Yani altında 2100 partisi kırılmadığı sürece çok fazla kötü senaryoları konuşmaya gerek yok. Eğer 2140 bandı kaybedilirse nereye kadar geri çekilir? Büyük olsa 2077-2080 bandına doğru bir geri çekilim olur. Bu da güzel bir al fırsatı verir. Ama şu küresel risklerin devam ettiği bir noktada, durumda nükleer savaşın hala bir gerçeklik payı olduğu bir uluslararası konjonktürde ben altını çok fazla öldüreceğini, düşeceğini sanmıyorum diyeceklerim bunlar. Şimdi Bitcoin'e geçeceğiz ama şuradan bakın, Nasdaq'a da bakalım. Nasdaq'tan mı düşmüş? Bir bakalım. Evet. Özür diliyorum. Evet, kahvem nerede? Kahve burada. Bak, Nasdaq da düzeltmesini yapıyor. Evet, 18, yani aşağı yukarı 1860 bandından
gelmiş 1800 bandı. Hocam bu düzeltme mi? Maalesef bu piyasalarda öyle ama bizim piyasalarda biraz farklı. Vurdu mu canınızı acıtır. Yukarıda çıktı mı da çok güzel karlar verir. Neyse bizim işimiz nazar değil. Bizim işimiz ne? Bitcoin. Bitcoin de değil de sizler için. Altcoin. Oraya geleceğiz şimdi. Evet, düşüş hala devam ediyor. Dönüş sinyali yok. Bunu dün de söyledik. Canlı yayında Telegram grubunda da vardık. Dönüşün hala bir sinyali yok. Nereye kadar düşebiliriz bilemeyiz. Ama dönüş sinyali ya da düşüş sinyali geldiğinde de bunu belirtiyoruz. Cuma günü dedik, Telegram grubunda da yazdık. Hatta Mercan ve birkaç arkadaşımız var. Hocam bu düşüşü değerlendirin. Ya %10 düşmüş dedik. Biraz daha bekleyin, biraz daha aşağılar gelir. Yani 59-60 binleri hala ben dikkat çekeyim. Oralara doğru bir yani şöyle söyleyeyim. 63 bini kaybettiğimizde 59-60 bandlarından ben alım yaparım. Hatta aslında asıl alım yerleri buralardır. 53-54 buralardır gelir mi bilemeyiz. Yani burada şimdi kötü senaryoları konuşuyoruz da biz maksimumları konuşuyoruz ama buralara geleceğini sanmam. Neden? Çünkü buralara geldim büyük boss da herkes long'a asılacak. Yani piyasa longçılara fırsat vermemek için büyük boss da 60.000 57.000 buralardan ben ufak ufak girerim. Bu noktadan da çok ufak bir miktar girdim. Dün Telegram grubumuzda da sordu. Yani buranın dip olup olmadığını bilemeyiz. İyi ki ne dün girmemiş. Yani ufak ufak almakta fayda var. Hocam nereye kadar düşeceğiz? Yok. Özellikle şöyle söyleyeyim. 69.000 üzerinde gün kapanışı yapamadık. Dün de bunu söyledik. 69.000 üzerinde gün kapanışı yapması lazım. Ondan sonra dönüşsün geri. Şimdilik artık 69.000 değil. Bir gün kapanışı gelsin. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Özellikle zaten dünkü videoda şuna dikkat çektim. Bakın. Özellikle dedik ki haftalık tablo negatifti. Yani günlük tablo evet arasayı pozitife indirmiş ama haftalık tablo negatif. Evet şimdi 94 bandından kaç ada indirmiş? 83. Biraz daha şöyle bir 70'lere falan gelse daha güzel olur. Aslında sabah saatlerinde bir 70'e falan geldi. Orada biraz duraksa da ama hafiften şu an itibariyle 63.000 atınca da doğal olarak arasayı biraz yukarı taşın. Şimdi ne olur? Yani şurayı kaybedersek, yani eğer burayı kaybetmesek buralarda bugünlerde yani bu hafta zikzak çizeriz ama burayı kaybettiğimizde aşağı yukarı şu 59.000, 60.000, 57.000'ler buralar artık gündemimiz alırsa o gün bugün de bilemeyiz. Bir destek ya da bir direnç kırılmadan bir sonraki range'i konuşmak mümkün değil. Altcoin sinyalleri hala devam ediyor. Silkeleme yapacaklarını söylemiştim Mart ayında. Bunu Total 3 tablosunda göstermiştik hatırlarsanız. Mart ayın Şubat'ın başından itibaren altcoin sinyalleri geldi. Hepsi tuttu. Çok güzel karlar geldi. Ama Mart ayına da şu tablodan dolayı dikkat çekmiştik. Bakın burada kare içerisinde de almıştık hatırlarsanız. Hocam neresi? Bakın burada bir silkeleme yapıyor dedik. Buradalarda da bir silkeleme ama hala bir kırmızı mum yakmış değil. Bu hafta belki bir kırmızı mum yakabilir mi? Yakabilir. Altcoin'ler yani Bitcoin'in %20 düştüğü yerde altcoin'ler de aşağı yukarı ortalama yani bazıları evet daha sert düştü. Sert yükselenler. Sert bunlardan sert düştü. Bunlardan bir tanesi Pepe, Floki ve diğerleri. Ama ortalama seviyelerde yükselenlerde aşağı yukarı %15, %20, %25 düştü. Yani bu da aşağı yukarı Bitcoin'le paralel bir şekilde devam ediyor. Silkelemeler hala devam eder mi? Edebilir arkadaşlar. Ama 828 bandı bir gün aşılacak. O tablo çok uzak değil. Bu tabloyu neden gösterdik? Şubat ayında neden altcoin sinyalini verdik? Bak burada W çekiyor, kırıyor, retest ediyor, yukarı atıyor. Bir silkeleme operasyonu buralarda aşağı yukarı 2-3 hafta ondan sonra altcoin rallisi çok sert bir şekilde devam ediyor. Burada da tablo aynı. W çekiyor, kırıyor, retest ediyor. Çıkıyor. Buralarda bir silkeleme. Ya bu silkeleme mi? Yani bu haftanın kapanışı benim için çok çok önemli. Bu haftanın kapanışı pozitif gelirse evet silkeleme ufak yaptı diyebiliriz. Bakacağız bakalım. Ama şuranın üzerinde bir 829.000 bandı üzerinde bir kapanışta artık altcoin rallisi teyit edilmiş olur. Bakın başlama yeri burası. Tam bu nokta teyit edilme yeri buradan sonra olur diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar Bitcoin ve altcoin sinyalleri tarafında. Şimdi yorumlara yenileceğim ama bir kahve yudumlayayım.
AXS. Bir bakalım. Storj. Yusuf hocam AXS demiş. Cihan hoca Storj demiş. Yani dünkü videomda dedim. Haftalık tablo Bitcoin'de hala bir dönüş sinyalinin olmadığını gösteriyor. Hatta biraz aşağıları beklerim demiştim. Mav. Bir bakalım. Nasıl Çetin hocam. Hocam Pepe sert düzeltme yaptı. Her gün %8 düşüyor. İçeri aldı bizi. Ya tepeden girmediyseniz sıkıntı yok. Biz daha diplerden girmişiz. 63 bandında. Yani solundaki sıfırları saymıyorum. Kaç kat yaptı? Bırakın biraz düzeltme yapsın. Sert bir düzeltme. Yaptı mı? Yaptı. Yapmak zorunda mıydı? Evet. Kılay'a bir bakalım Muhammed hocam. GST ve Lunch. Evet Müjdat hoca. Fırsat kollayalım adam. Lunch. Ya bu Lunch Luna biraz tuhaf bir coin yani. Aynı fan tokenler gibi. Kafalarına göre takılıyor. Duman olduk duman. Merak etme. Armo King hocam. Hiç merak etme. Güzel günler kapıda. Vedat hoca bile sesini çıkarmamış. Arbitrum bakar mısın hocam? Ya orada token kilit açılımları var. Bu Albatros hocama dün cevap verdim aslında. Telegram grubunda da söyledim. Yani böyle tarif vermek biraz zor yani. 04.04.2024 İlginç bir tarih. Ya şunu yapabilirler mi? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu tarihi veren saatinde yazsın yani. Bunu Albatros için demiyorum. Duyumları söylüyor. Ben bu tür duyumlara kulak asmıyorum. Gerçekçi değil yani. Borsa yapıcılarından başka kimsenin böyle düşüşü, nokta atışı bilemez. Hocam siz, ya biz Mart ayı dedik, Aralık ayı dedik, haftalık şişme. Yani belli verirler. Orada gün de belirtmeli. Nereden döner onu da belirtmeli. 75 binler dedik. Oralardan bir düzeltme yapar dedik. 74 binlerden düştü. Yani orada nokta atışı tahminler yapmak biraz zor. Neyse ne. Aşağı yukarı birçok konuyu daha önce de cevaplamışım. AXA ile bir başlayalım. AXA. Evet. Şöyle bir bakalım. Bir zamanların güzel bir oyun tokeniydi hatırladığım kadarıyla. Milleti çok güzel kazandırdığı gibi çok güzel zarar da ettirdi. Evet. Şu tabloya bak ya. Bak. Neyse. Şimdi boş verelim onu. Nerede şimdi? Şu tabloyu bir büyütelim arkadaşlar. Arasayı günlükte pozitif. Alım konumunda, alım konumunda. 9 bandını kaybetmedi söyleyeyim. Bir sıkıntı görmüyorum. Alım konumunda. Buranın üzerinde gün kapatamadı. Bu ikili range'e dikkat çekmiştik daha önce. Neden demiştik? Bak dedik ki burada kaç kez denemiş, kaç kez denemiş verememiş. Eğer bir range kolay aşağı yönlü verilmiyorsa yukarı çıkarken de kolay olarak alınır. Hocam yine atmış. Bu kırıldı anlamına gelmez. Üzerinde gün kapanışta lazım. Bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok. Aşağı yukarı günlük tablosu pozitif. Şu coin market cap'imizi de tekrardan yine bir açalım. Burada bir haftalık tablosuna bakacağım. Bir daha eksilsin. Hacklenme mi olmuştu? Hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi. Neyse. 270 milyon adedi var. Bu fiyatlar yok. Borsa listelemesi güzel. Game over yapmış mı yapmış arkadaşım. Ta nereden nereye? Nereden tepeyi bulamıyorsa. Evet. Of. 164 dolardan nereye kadar düşmüş? Nereye kadar düşmüş hocam? Söyleyeyim. 3 dolara kadar. Çıktığı yere aşağı yukarı geri gelmiş. Neyse. Olur da bir gün 12 bandında bir kapanış yaparsa burada bir çanak oluşur. Bu çanağın ilk hedefi aşağı yukarı 20 bantları 22 bantları ama 22 bandını kırarsa da bu sefer ikinci çanak oluşur. Haftalık tablosu da güzel. Günlük tablosu da arasay güzel duruyor diyeceklerim. Bunlar Storj. Evet Storj'a bir bakalım. Evet haftalık tablosu güzel. Arasay'da güzel bir indirim. Buralara kadar gelmemiş. Kötü. Kötü. Niye kötü? Buralara gelse alım emri olur. Giriş yeri olur. Buradan rate yemiş. Buranın üzerinde kalıcı olamıyor gördüğüm kadarıyla. 89-90 bandı. Bakalım. Yani haftalık tablosunda şişkinlik yok. Günlük tablosunda da yoktur. Bir bakalım şöyle. Yok günlük tablosunda da yok. Buraya da gelir mi bilmiyorum ama buraya gelirse denenebilir. O günlük tablosunda çok güzel. Dip bölgesine yakın bak. Dip bölgesine yakın. Buralardan belki de girilebilir. Aşağı yukarı burada desteği neresi? 50 band. Şu anda nerede? 61. Evet %20 yüksek. 52 bandı desteğimiz. Pardon. Bir formasyon, bir tablo var mı? Yok. Herhangi bir şey yok. Şöyle bir trend çizebilir miyiz? Yani trend, yani net bir trend yok. Net bir trend yok arkadaşım. Neyse.
Yani buradan girerim. Ya buraya geldi mi girersiniz ya da buralardan ufak da bir alım yapabilirsin. Burada bir ara desteği varsa 60 bandlarında. Ama olur da bir şu 94 bandı üzerinde gün kapanışı yaparsa pozitife dönülebilir. O gün çok uzak değil. Hem günlük hem hafta tablosu güzel. Mala bir bakalım. Bu Storch'un token kömüsüne de bir bakalım. 225. Bu fiyatlar eder mi? Eder. Borsa listemesi güzel. Mal. Malinkine de bir bakalım. Tekrardan şuradan hemen koyun market cap açıkken. Yani o market cap'i ne ya? 1 milyar o yüksekmiş. 2 milyar adedi var. Maharicik burada. Borsa listesinin bir koyun besi harici hepsi var. Neyse. Şuradan bir devam edelim. Mal. Mal ne yapıyor? Mallattı mı bize? Ağlattı mı bize? Evet. Ha, bu da güzel bir düzeltme yapmış. Aşağı yukarı. Buralar alım yeri mi? Mal boşaltma dönemi. Kelebeği vur kaç yapın. Burada kırılmış. Neyse. Harasayı çok güzel. İndirmiş. İndirebilecek kadar indirmiş. Buraya da gir, eğer bak şöyle söyleyeyim. 50 bandı kaybedilirse 39-40 bandlarına bir sen 39 da değil. Evet 39-40 bandlarına emirleri dizmekte fayda var diye düşünüyorum. Dönüş sinyali buranın üzerine olur arkadaşım. 57 bandı üzerinde kapatırsa pozitife hızlı bir şekilde döner tablo yükseliş başlar. Haftalık tablosunda arasaya indirim yapmış. Yani ne diyeyim? Bunun için herhangi bir şey görmüyorum. Ha, arasaya zaten çıkmamış ki öyle çok fazla. 80 çıkmış gerçi de. Şu anda kaç? 50 bandlarına. Yani indirim yapmış arasaya. Diyeceklerim bunlar evet yorumlar kısmında. Pepe sert diye yapacak tabii abi. Yani Pepe yapmasın da ben mi yapayım ya? Yani? Biz mi yapalım? Düzeltme yapacak yani. Şimdi şu tablo hatırlarsanız buralarda 64-65 bandlarına girin demiştik. Şimdi hedefe de gelmiş mi gelmiş, geçmiş mi geçmiş. Evet haftalık tabloda hala yeşil yakıyor. Ara sayını düzeltme yapmış. Güzel biraz daha indirebilir yalnız. Nereye kadar düzeltir şimdi ha? Arasayı günlükte de şeyde de indirim yapmış. Şimdi buraya kadar düşer mi? Bilemem. Nereye kadar düşer? Hiç bilemem. Bak bu tarz coinleri bilemeyiz. Ama şurada bir ara desteği var. 580 bandı. 590 bandı. Ya sert çıkan coinlerin düzeltmesi sert oluyor. Kaç kat yaptı ya bu coin? Yani 20 katına yakın yaptı. Ya bırakın biraz düzeltmesini. Verdiğinin birazını alacak. Yani ne yaparım? Eğer giriş için fırsat arayanlar varsa nereye kadar düşer? Yani bir buradan alınır, buradan alınır. Buralara kadar gelir mi bilmem 240 bandlarda. Ama 444 güzel bir alım noktası olur. Şimdilik burada bir desteğinde durulmuşa benziyor. İğneyi hızlı toparlamış, toparlamış ama dediğim gibi birçok projede olduğu gibi bunda da hala bir dönüş sinyali yok. Onu belirteyim. Clay'a bir bakalım. Clay, evet Floki'ye de bakalım da. Şu Clay'dan sonra. Bu da mı düzeltme? Hepsi yaptı bak. Hepsi yapıyor. Hepsi yapıyor. Alım konumda buralar. 23 bandı alım konumu arkadaşım. 23 bandı alım konumu. Olur da tablo ne zaman pozitife döner? 28. 28 sonrası pozitif olur. Günlük tablo zaten arası hiç şişmemiş. Bakın burada düşen trendi söylemiş. Bir bandından 34 yani 3,5 katı vermiş. Neyse şimdi geçmişi boş ver hocam. Bize gelecekten vuracağımız paradan bahset. Alım konumunda. Ha, Bitcoin biraz daha geri çekilirse burayı da kaybeder. Bu sefer nereye gelir? Asıl güçlü range 19-20 bandına doğru bir geri çekilme olur. Ama Bitcoin düzeltmeyi bitirdim. Ben dönüş sinyali veriyorum derse ya da piyasalar hafiften toparlamaya başlarsa bu buradan döner. Ama buradan dönemeyecekse, piyasalar toparlayamıyorsa bir aşağıdaki range konuşmamız lazım. Evet. Çok hızlı konuştuk. Çok hızlı geçiyoruz. Floki. Şimdi Floki de sert düştü. Pepe'nin kardeşi Floki. O inat. Bak bunda direnç belli. Pepe de o kadar değildi. Bunda direnç belli. Buradan dönmüş şimdi. Hafiften. İğneyi toplamış. Ama dönüş sinyali yok. Bak. Baktığım hiçbir coin'de hala dönüş sinyalleri yok. Dönüş sinyalleri gelirse söylersin. Haftalık tablo da arasayın demiş. Bakalım daha gidecek. Gidebilir de düşebilir de. Hiçbir şey diyemeyiz. Lunch. Evet. Lunch'a bir bakalım. İlginç coinler. Şimdi Lunch'da destek direnç işlemez arkadaşlar. Lunch, Luna, Fan tokenler. Yani bunlar kafalarına göre takılan coinler. Ne zaman yükselir, ne zaman düşer. Hiç bilemezsin. Hiç bilemezsin.
Şimdi aşağı yukarı buralar alım konumu 12 bandı. 12 bandın üzerinde mi? Üzerinde. İğneyi hızlı toparlamışım, toparlamış. Dönüş sinyali 18 bandına gelir. Buradan orada zaten %30 kar. %30 kar. Şuraya emri dizen şimdilik %10, %15 bir kar yapmış. Diyeceğimiz bu. Bunun dışında haftalık tablosu iyi. İndirmiş. Yükseltmeden indirmiş yani. Haftalık tablosu hoş ama. İlginç. İlginç bir formasyon var. Günlük tablosu da dip bölgeye çok yakın arkadaşım. Dip bölgeye yakın. Buralardan denenebilir mi? Denenebilir. Niye denenmesin? Buralardan. Buralardan denenebilir. Diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir şey demek biraz kainciliğe girer. Ford'a bakalım. Ford hareketli. VIP hareketli. Ford elimizde vardı hatırlarsanız. Alırsan Ford olursun Lord demiştik. Yani buralarda almıştık yani aşağı yukarı. Şuralarda bir yerlerde girmiştik. Neyse ne. Şimdi buranın üzeri pozitif. Nereye kadar gider? Bilemem. Sert hareket ediyor bu coin. Sert hareket ediyor. Yani şuranın üzerinde kalırsa ben pozitif olurum. Bu band neresi? Aşağı yukarı burası. 8 nokta kaç burası? Bir saniye. Şuradaki ara range'imizden geliyor. Neresi burası? 8.7. Evet doğru. Şuradan gelen bir range'imiz. Buranın üzerinde kalırsa bir adım daha gelir. İlk ayak gelmiş. İkinci ayak buranın üzerinde kalmasıyla olur. Ara sayı pozitif. Vallahi pozitif. Hiç yani hiç şişme yapmamış. Nokta atışı zikzak yaparak gidiyor. Sevdim. Haftalık tablo ne diyor? Haftalığa da bir bakalım. Haftalık tablo da öyle ara sayı çok fazla. Evet, 84 band. Bakalım buranın üzerinde kalırsa bir ayak daha gelir. Bunu daha önce söylemiştik. Bakalım yani bir yükselişini yapsın bu da. Nereden nereye gelmiş yani. 50-60 dolarlardan gelmiş. 3 dolara 2 dolara oturmuş yani. Burada alamadınız. Gelip burada mı? Bilemem. Ama buranın üzerinde kapanışlar. Yani aslında yani evet buralar 8.6-8.5. Başka neye bakabiliriz? İlginç coinlerden Vive dedik. Vive bir bakalım. VIP evet düşen trend kırıldı. VIP bak buranın üzerinde bir kalıcı olsun. Bir bandın üzerinde kalıcı olamıyor. Kalıcı olsun bu yoluna gider diye düşünüyorum. Haftalık tablosunda bir şişme yok. Günlük tablosunda ara sayı yeterince indirim yapmış. Ben bir ayak daha getirebilirim diyor. Özellikle 1.700 band 1.1 üzerinde kapanış yaparsa ikinci ayak, birinci ayak bu, ikinci ayak bu, üçüncü ayak gelir. Gördüğüm tablo bu. Buradan sonra da zaten 13-14 bandından sonra da bir çanak yapımı tamamlanmış olur. Ondan sonra ayrı bir formasyon işler. Buradan itibaren diyor ki bu fiyatlar çok ucuz. Kaç katı yapmış hala yapar mı? Yapabilir. Potansiyeli var mı? Var. Ama arkasında kötü haber gelir. Bilmem ne olur. Game over yapabilirler mi? Yapabilir. Hadi yükselenlere bir bakalım. Yükselenlerde neler var? Nuls uçtu. Tabi piyasa düşerken de milletin ele almaya da gidiyor. Nuls ne yaptın sen böyle? Evet buranın üzerinde 5.51 bandının üzerinde pozitif tablo. Tablo pozitif. Sert hareket eden bir konu. Bu neyin iğnesi? Yani bura 74 bandı kar satışlarının yapılacağı. Eğer kırış yani buranın üzerinde 74 bandın üzerinde kalıcı olsa da bu sefer birinci ayak, ikinci ayak gelmiş, üçüncü ayak başlar. Ama buranın üzerinde gün kapanışı yapamazsa çekileceği yerler ilk önce 51 bandı, ondan sonra yani 38-39 bandlar olur. Hocam yükselecek mi düşecek mi? Ara sayı daha pozitif, ara sayında daha gidecek yeri var gösteriyor. Ama dediğim gibi şu 74 bandı üzerinde gün kapanışları yapmak zorunda. GST'ye bir bakalım. Evet alım konumu buralar yani bir bantlar alım konumu. Buranın üzerinde bir kalıcı olsun ya. Yani. Şuranın üzerinde bir kalıcı olamıyor bir türlü. 1.138 band. Bir band alım konumu arkadaşım. Bu da GST. Game over yapmış mı? Ya, fazla game over yapmamış. Evet. Bunun dışında ara sayında hiçbir sinyal yok. Ara sayı yataydı zikzak çiziyor. Fiyat da yavaş yavaş yukarı gidiyor. Gördüm tablo. Bunun dışında eğer burayı kaybederse aşağıdaki range'i konuşuruz artık. Kaç burası? 900 bantları. Evet. Aptos ne yaptı? Aptos vallahi helal olsun. En sonunda Ulaş Hoca'nın yüzünü güldürdü biliyorsunuz. Tablo güzel. Tablo güzel. Bak ikinci hareket buraya kadar. Bak 16 bandı üzerinde.
gün kapanışları gelirse Aptos ben gidiyorum der. Nereye kadar? 20 bandı. 20 bandından sonra da çanak eğer kırılırsa çanak yapımına doğru gider. Bak burada söyledim. 6 dolarda. Evet. Bu düşüşte Aptos pek fazla etkilenmedi. Hiç kafasına takmadı. Bitcoin amca ne yapıyorum bile demedi yani. Hiç. Ben kendi yoluma gidiyorum dedi. Güzel. Zaten biliyorsunuz Sey ve Aptos, özellikle Sey çok güzel yükseldi. 15 katına yakın bir kar vermişti. 0.90 bandından girdik. Pardon. 10 katından fazla verdi. Oradaki portföyümü boşalttım. Allah kimseyi boğada Aptos'suz ve Sey'siz bırakmasın diyorduk. Yüzümüzü yavaş yavaş birincisi güldürdü. Bu da yavaş yavaş güldürmeye başlıyor. Hocam bir şey demediniz. Ne diyeyim? 16 bandı, 16.2 bandı üzerinde, 3 bandı üzerinde bir kapanış yapması lazım. Buranın üzerinde kapanırsa artık 20 bandlarına doğru hareket eden bir Aptos görür. Eğer 20 bandını kırarsa da özellikle ne olur? Burada bir çanak yapmış olur ya da gelir burada bir soluklanır. Kulbunu yapmaya kalkar. Ondan sonra artık Aptos'un yolu uzun, güzel günler diyebiliriz. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.